Bu 4 gün içerisinde Türkiye'de 1 yılda yapılan kesimin yaklaşık %20'si yapılacak birkaç gün içerisinde. Bu da büyükbaşta 1 milyon büyükbaş hayvana, küçükbaşta ise 3 milyon adet küçükbaş hayvana tekabül etmekte. Tabii bu çok önemli bir ham madde, bir doğal kaynak, ekonomik bir değer, milli bir servet. Bizim burada en çok dikkat etmemiz gereken konu bu kurban kesimleri, üzümleri sırasında özellikle biliyorsunuz bu kadar çok profesyonel kasap olamayacağı için bu üzümler sırasında daha çok amatör kasaplar tarafından kesiliyor. Mümkün olduğu kadar delilere zarar vermememiz gerekiyor. Bıçağın sivri tarafını et tarafına gelecek şekilde kullanarak delileri de bıçak izinin ve deliklerin olmaması çok önemli. Ve daha da önemlisi üzümden sonra deriyi doğru şekilde korumak, muhafaza etmek. Havalar çok sıcak, 35 dereceleri gördük şu an. Kesim anından itibaren bakteriyel faaliyetler başlıyor. Çürümeyi engellemek için derilerimizi hemen tuzlamamız gerekiyor. Büyükbaş derileri tanesini yaklaşık 8 kilo, küçükbaş derileri de tanesine 2 kilo gelecek şekilde güzelce tuzlayıp serin bir yerde muhafaza etmemiz lazım. Kesinlikle torbaya koyup sıcak bir ortamda bekletmememiz gerekiyor. Serin bir ortamda bekletmemiz gerekiyor ve hemen derilerimizi kime vereceksek veya nereye bağışlayacaksak oraya bağışlayıp toplama yerlerine göndermemiz çok çok önemli. Bu kesilecek olan hayvanların derilerinin değeri, işlenmiş derilerin değeri bizim sektörümüzde karşılığı 2,5 milyar lira. Eğer bu derileri biz nihai ürüne yani ayakkabı, çanta, cüzdan, döşeme, ceket haline getirebilirsek buraya yaklaşık olarak 30 milyar liralık bir değer çıkıyor. Yani bu büyükbaş hayvanlardan ayakkabı yapabilirsek 15-20 milyon çift ayakkabı, küçükbaşları ceket yaparsak yaklaşık 1 milyon ceket demektir. Ama maalesef geçen seneki ve yaz aylarındaki yani Kurban Bayramı'nın yaz aylarına gelmesinden dolayı yaşamış olduğumuz tecrübeler bize şunu gösteriyor. Biz bu derileri maalesef yarısını kaybetmekteyiz. Ya üzüm hatasından ya da doğru tuzlanmaması veya doğru korunmamasından dolayı. O yüzden mutlaka derilerimizi iyi konserve etmeliyiz. Bir dolara aldığımız deri katma deriyle beraber yaklaşık 2-2,5 dolara satılır. Bu da işte ihracatta ciddi bir ivme kazandırmış olur. İhracat tabii ki çok önemli. Hem ülkemiz adına, hem firmamız adına, hem sektörümüz adına. Biz dünyanın birkaç çeşit ülkesine tabii ki ihracat ediyoruz. Örneğin bir İspanya, bir İtalya, bir Uzak Doğu işte tabii deri kalitesi de bize yardım etmesi lazım. Yani sektörün en büyük problemlerinin önünde duran problemlerden bir tanesi deri kalitesi. Bu ne yazık ki dünyada olmadığı gibi bizim ülkede de yavaş yavaş kalite düşüyor. Kalite düşünce ihracat düşüyor. İhracat düşünce verimlilik düşüyor. Verimlilik düşünce bu defa da tabii ki sıkılıyor, küçülüyoruz. Küçüldükçe de bu işleri daha zor yapmaya başlıyoruz.